Bunlar canlı görüntüler mi ee, arkadaşlar? Anadolu Ajansı'nın geçtiği, evet canlı görüntüler. Dolayısıyla şu an oradaki e, durumu görüyoruz bu görüntülerden. Ee, işte İsrail'in bölgede gittikçe artan saldırganlığı devam ederken İsrail ordusunun da e, Beyrut'un dahiye bölgesinde sivillerin bulunduğu alanı e, vuracağını e, açıkladığı öğrenildi. Hatta ve komuter eden e, konuyla ilgili e, habere e, bakıyorum. E, evet. Yani İsrail'in İran'a yönelik de bir saldırı da bulunacağı o da beklentisi bekleniyor var. Yani. Biz... E, ama e, o işte artık ne zaman olur e, onu bilemeyiz ama çok daha uzak olmayacağı söyleniyor. E, fakat bu esnada günlerdir ısrarlı bir şekilde Beyrut'u e, bombalıyor. İsrail Beyrut'a yönelik saldırısını e, sürdürüyor. Ondan sonra e, Kuzey Lübnan'a düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadının lideri ailesinden 3 kişiyle birlikte öldürüldüğü öğrenilirken İsrail ordusu Beyrut'un güneyini boşaltın çağrısı yaptı. Ordunun bu uyarı mesajının ardından Beyrut havaalanına yakın bir bölgeyi bombardıman altına aldığı öğrenildi. Hava havaalanına yakın bölge geçenlerde de yine orada bulunan arkadaşımız Mustafa Kemal Erdemol evet. canlı yayın yaparken o bölgeden havaalanı civarından çok böyle bir takım şiddetli patlamalar meydana gelmişti. Şimdi, Bunu aktarmış olayım çünkü Lüb konuştuğumuz konuyla ilgili. Lübnan'da Türkiye Hı -hı. çok ciddi ders çıkartması lazım. Çünkü Lübnan'da yaşanan olaylar Türkiye'nin başına çok kolay gelebilir. Doğru. Çünkü yabancı nüfus bizim yani şu an Türkiye'de yani Filistinlilerden kat kat fazlası ve e, unutmayalım ki bugün işiti kurmak için e, Suriye'de faaliyet göstermek için maalesef maalesef bunu birçok yerde kanıtlandığı için Türkiye güzeygah olarak kullanıldı maalesef bu türlü e, insanlar için şimdi Türkiye o kadar çok yüksek risk bölgesinde ki şimdi Nur Hanım e, sonuçta e, Orta Doğu'yu çok çok iyi bilen bir insan şimdi e, baktığımızda